Herkese merhaba arkadaşlar, ben Tugay İnanoğlu. Bugün izin günüm. Yorucu bir haftanın sonunda dinlenme günüm. Biz de bu dinlenme günlerimizde fırsat buldukça Kemerburgaz çevresinde sokak çocukları var. Onları beslemeye çıkıyoruz. Ve bugün bu faaliyetimizi bir video yapmaya karar verdik. Şimdi mamalarımızı alacağız ve onların yanına gideceğiz. Yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız. Evet, şimdi mamalarımızı taşıyalım. Arabamız biraz küçük kalabiliyor. Arka koltuk da var daha. Oraya da sığdıracağız birkaç tane mama. Kaç tane sığar buraya? Ya bırakıyorum, sen bunu düzenlersin. Tamam. Yani koy. Arka koltuğa koyalım biraz. Tamam. Tamam, yes. Evet, orada yavru köpekler olabilir. Onlar için yaş mama da aldık. Evet. Arabamızı yükledik. Şimdi yola çıkabiliriz. Gel oğlum. Kaç tane köpek var? Uzaklaşıyorlar. Biz bırakacağız. Muhtemelen biz gittikten sonra gelip yiyeceklerdir. Gerçi buraya ekmek de bırakmışlar. Gerçekten bu bölgede çok fazla besleyen var. Bu bölgede köpekler sık sık doyuruluyor bu şekilde. Biz de şimdi mama bırakarak onların karnını doyurmaya çalışacağız. Merhaba, sen de mi acıktın? Gel bakalım. Ha, ne oldu? Sen korkmuyor musun insanlardan? Merhabalar. Bitirmedi daha. Arkadaşlarını da mı sakladın? Aferin sana. Dallara girdim. Bu çocuklar gerçekten çok korkuyorlar. O yüzden olabildiğince içeri doğru bıraktık. Rahat rahat yesinler. Hadi buraya bırakalım. Tamamdır. Artık gidebiliriz. Daha bekleyen çocuklar var. Verdiğimiz yaş mamaların ağzını kapatmak çok önemli. Şu şekilde ezmek çok önemli. Yoksa çöplerden bile bulup kediler, köpekler kendilerine zarar verebiliyorlar.
Biz bunları bu şekilde kapatıp en uygun onların ulaşamayacağı çöplere atacağız. Gel oğlum. Evet, kimisi yemek istiyor, kimisi sevgi istiyor. Gelmişken onu da seviyoruz. Merhabalar efendim. Çok güzelsiniz. Çok güzelsiniz. Çok da cilveliydi. Merhaba. Aferin sana. Yemek de yağma, tamam mı? Aç kalma. Üçüncü paketimizi bitirdik. Teşekkür ediyor. Evet, teşekkürlerini etti. Kameraman amcaya da selam ver, evet. Aferin sana. Ha, tepede. Aşağı. Evet, tepede. Sürekli kaçmaya hazır şekilde bekliyorlar. O tepeye çıkmamız lazım. Şuradan çıkalım bak. Gel. Merhaba. Merhaba. Ulan denize bak, denize. Sana aşağı da bırakacağım. Bekliyor. Bak. Tamam, gelmiyorum daha. Bekliyor. Çok korkuyor. Şimdi bunlar birazcık daha büyük. Allah'ım, tırmandı da geldi. Bunların yiyip ona yedirmeme ihtimalleri var. O yüzden birkaç bölüme bırakacağım. Afiyet olsun. Biraz da ileriye bırakayım. Evet. Arabaya dönebiliriz. Bayağı yürümüşüz. Evim ne bekliyor? Ne oldu? Ne oldu? Allah'ım. Yerim senin o çapaklarını ben. Dur bakalım. Alayım mı şunu da? Aferin sana. Aferin sana. Aferin sana. Afiyet olsun. İyi ol, tamam mı? Ne oldu? Tamam. Tamam, biraz daha seveyim. Gitmiyorum hemen. Peki. Masaj. Masajı ne yapalım, öyle gidelim. Aferin sana be. Bravo sana. Başka bebekler bekliyor. Tamam mı? Görüşürüz. İyi bak kendine. Oradan sinsi sinsi gelişinden belliydi sevdirmeye geldi. İki parça bıraktık ama ikisinin hepsini yiyip küçük yavruya bırakmama olasılıkları var mı? Bayağı fazla bıraktım. Bir köpeğin yiyebileceğinden çok öte ki tamamen doysunlar ve yavruya da bıraksınlar diye. Yavru da birazdan gidip yiyecektir rahatça. Karnını doyuracaktır. Thank you.
arabalar. Şöyle verelim size şöyle. Etin yanında mama da yiyin, tamam mı? Hiç korkmayın. Korkuttun abiyi. Daha ileride bir sürü köpek var, o yüzden bayağı fazla bıraktım buraya. Kemik de vermişler zaten, sağ olsunlar. Bugün onlar için güzel, böyle doyurucu bir gün olacak. Değil mi dostum? Sen de sevgi mi istiyorsun? Çok güzel bir alan yapmışlar. Hepsinin yağmurdan korunabileceği çok güzel alanları var. Vallahi kim yaptıysa Allah razı olsun ondan. Burada çok huzurlu gözüküyorlar. Bu kış şartlarında gerçekten çok önemli barınabilecekleri, yağmurdan ıslanmaktan korunabilecekleri alanlar. Bu tarz uygulamalar gerçekten çok iyi oluyor. Efsane bir su sistemi yapmışlar buraya. Bidondan aşağı akıyor. Çok hoş olmuş gerçekten. Biz de su koyalım oraya. Azalmış biraz bidondaki su. Evet, sularımızı da verdik, gidebiliriz. Evet arkadaşlar, bu bölgedeki son besleme alanımızdı burası. Şimdi yavaş yavaş toparlanacağız, yağmur da başladı zaten. Elimizden geldiğince, vakit buldukça böyle beslemeler yapmaya çalışıyoruz. Sizin de yolunuz düşerse böyle kalabalık köpeklerin olduğu yerlere ya da kapınızın önündekilere en azından besleme yaparsanız çok güzel olur. Gerçekten çok ihtiyaçları var, çok fazla sokakta yaşayan çocuk var. Onlara destek olmaya çalışmamız lazım. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın.